Edinilen bilgiye göre ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Muhammad Nortani'nin yanmış haldeki cesedi 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler olay yeri incelemesinin ardından Nortani'nin cesedini otopsi için morga kaldırdı. Bir görgü tanığının iddiasına göre Nortani'nin daha önce kaçak olarak işletilen bir maden ocağında fenalaştığının öne sürülmesi üzerine jandarma ekipleri kaçak ocağın sahibi ve çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Nortani'nin kaçak ocakta çalıştığı ve burada fenalaşarak bilincini kaybetti. Ancak hastaneye götürülmediği iddialarının derinleştirilmesi üzerine aralarında ocak sahibinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak Nortani'nin yakılarak cesedinin yok edilmek istendiği iddiaları üzerine ocak sahipleri olduğu iddia edilen HK, EG ile diğer 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı. Şüphelilerin daha önce başka bir suçtan infazının bulunduğu, Nortani'nin kaçak ocakta fenalaşması üzerine infazımız yanar düşüncesiyle hastaneye götürmek istemediği iddia edildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüphelinin sorguları sürüyor. Şüphelilerden birinin yakınının adliye sevk sırasında korkma rahat ol dediği görüldü. Daha önce 6 Kasım günü kaçak olarak işletildiği tespit edilip göçertilen ocağın yeniden başka bir bölümünden açılarak üretime başlandı. Vezir Muhammad Nortani'nin burada çalışırken fenalaştığı da iddialar arasında yer aldı. Yanmış cesedin ardından yeniden üretim açıldığı tespit edilen ocak tamamen kullanıma kapatıldı. Vezir Muhammad Nortani ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Öte yandan Vezir Muhammad Nortani'nin sağken mi yoksa hayatını kaybettikten sonra mı yıkıldığı adli tıptan gelecek raporla belli olacak.